Stres Merkezi'nden merhaba. HTC'nin özellikle tasarımıyla ve performansıyla beğenilen Van'ı ve Van'ın küçük sürümü olan HTC One Mini'yi yakından incelemiştik. Elbette şimdi sıra HTC'nin maksimum boyutlu Van'ı HTC One Max'e geldi. Samsung'un Note serisinin karşısına yerleştirebileceğimiz HTC One Max, One ve One Mini'nin ardından bizlere neler sunuyor ve elbette daha önemlisi Samsung'un Note serisini alt edebiliyor mu? One Max gövde ve görünüm olarak One'a oldukça benziyor. Ancak alüminyum kasaya sahip olan cebin One'dan temel bir farkı var. Max'in arka kapağını çıkartmanız mümkün. Kapağın arkasında HTC One'da bulunmayan microSD slotu da mevcut. Bazı ülkelerde çift sim seçeneği de sunuluyor. Arka kapağı açabilmenize rağmen cihazın pilini çıkartamadığını söyleyelim. Bu durum şu anki tasarıma önem veren trendin biri sonucu. Yekpare gövdeden vazgeçilmiş olması kaliteden de bir miktar ödün verilmesi anlamına geliyor. Arka kapağı çıkartmak için sağ üst taraftaki küçük çentiyi kullanıyorsunuz. Açılan alanda karşılaştığımız microSD seçeneğinin eklenmiş olması gerçekten hoş. Ancak bizce HTC kart slotunu cebin yan tarafına da ekleyebilir diye düşünüyoruz. HTC One Max'i tek elinizle kullanmanız oldukça zor. Onu tek elle kullanmaya çalıştığınızda düşürmeniz muhtemel. Bu nedenle hemen bir kılıf almanızı öneriyoruz. Cihazın kenarları One Mini'dekine benzer bir şekilde plastikten meydana geliyor. Üst ve alt tarafta yer verilen boom sound hoparlörleri ise telefonun şeklini büyüten etkenlerden. Bu hoparlörlere karşı değiliz ancak cihazı Note 3'e kıyasla tutmayı zorlaştıkları bir gerçek. Cihazın 5.9 inçlik Full HD ekranı etkileyiciliğini koruyor. Daha küçük ceplere göre daha az piksel yoğunluğuna sahip olsa da son derece keskin görüntüler sunabiliyor. Telefon elinizdeyken arayüz öğelerini kullanmanın her zaman çok kolay olmayabildiğini, çoğunlukla baş parmağınızı uzatmak zorunda olduğunuzu söyleyelim. HTC One Max'in tasarımını beğensek de onun fazla büyük olduğunu söylemeliyiz. Evet, bu telefonun özelliği büyük olması ancak Samsung ve Sony'nin tabletlerini daha rahat kullanabiliyorsunuz. Kısacası telefonun tutuş şeklinizi değiştirmeyi, onu iki elle kullanmayı düşünmüyorsanız HTC One Max'i satın almanızı önermiyoruz. HTC One'da gördüğümüz sens arayüzü One Max'te de mevcut ancak sens sürümü 5.5'e yükseltilmiş. HTC One Max Android 4.3 ile geliyor. Cihazın kurulumu ise oldukça kolay. Diğer Android'li cihazlardan BlackBerry'den, Windows Phone'dan ve hatta iPhone'dan yeni cebinizi içerek aktarabiliyorsunuz. HTC'nin sunduğu arayüz piyasadaki diğer ceplere göre oldukça farklı. Örneğin Sony Xperia Z1 daha sade bir deneyim sunarken Samsung Galaxy S4 ve LG G2 ayarları kurcalamayı seven kullanıcılar için daha karmaşık işlevlere sahip. HTC One Max'e Android'li bir cepten geçiyorsanız fazla yabancılık çekmeyeceksiniz. Ancak tuşlu standart bir telefondan geliyorsanız büyük bir değişime hazır olmalısınız. Parmak izi tarama işlevi HTC One Max'te en büyük yeniliklerden bir tanesi. Cihazın bu işlevi iPhone 5S'teki Touch ID ile sıkça kıyaslanacak gibi görünüyor. One Max'teki parmak izi tarayıcısı iPhone 5S'e göre oldukça farklı bir yerde telefonun arkasında yer alıyor. iPhone 5S'te olduğu gibi 3 farklı parmağınızla telefonun kilidini açabiliyorsunuz. Kilidi parmağınızı aşağı doğru çekerek açtığınızda çalışmasını istediğiniz bir uygulamayı ekrana getirmeniz de mümkün. Parmak izi tarayıcısı açıkçası yeni başlayanlar için biraz sinir bozucu bir yerde. Telefonu tutarken tam parmağınızın durduğu yerde bulunduğu doğru ancak aynı zamanda tam kameranın altında olduğundan parmağınızı nereye sürdüğünüzü tam olarak kestiremiyorsunuz. Dahası One Max fazlasıyla büyük olduğundan parmağınızı aşağı doğru rahatça çekmeniz pek mümkün olmuyor. Bu ise tarama isabetinin %33 ile %50 arasında düşmesine neden oluyor. iPhone 5S'in parmak izi tarayıcısının %80-90 isabet sunduğunu düşündüğümüzde bu ciddi bir kayıp. One Max'te parmak izi tarayıcısı konumu nedeniyle birçok laptopta bulunan ancak kullanmadığımız parmak izi tarayıcıları gibi bir kenara atılacak gibi görünüyor. One Max HTC One'daki 4 megapiksellik ultra piksel sensörün aynısına sahip. Sadece optik görsel sabitleme işlevini desteklemiyor. Ayrıca One Max'te iyi aydınlatılmış ortamlarda çektiğimiz fotoğraflarda görüntünün aşırı pozlandığına şahit olduk. Bunun yanında ultra piksel teknolojisi aydınlatmanın yeterli olmadığı ortamlarda daha iyi ve keskin fotoğraflar çekebilmenize izin veriyor. Genel olarak HTC One Max ile önemli anlarınızı rahatlıkla yakalayabileceğinizi, cebin bu alanda yetenekli olduğunu söyleyelim. Cihaz en gelişmiş fotoğraf işlevlerine sahip olmayabilir ancak fotoğraflarınıza büyük ekranda bakmak ve onları göstermek gerçekten harika. HTC One Max'in pil ömrü beklediğimizden çok daha iyiydi. 3300 mAh kapasiteli bir pille gelen cihaz normal bir kullanımda bir günden fazla dayanabiliyor. One Max'in pilinin uzun dayanmasında pil kapasitesi kadar HTC Zoe'da yapılan değişiklikler, kamera uygulamasının daha az pil tüketmesi gibi optimizasyonlarda etkili olmuş gibi görünüyor. Ancak GPS'in pili şaşırtıcı biçimde hızla tükettiğine şahit olduğumuzu söyleyelim. HTC'nin piyasadaki müthiş cebi One'ın genlerine sahip HTC One Max, internette dolaşmak, medya yürütmek ve yeni içerikler keşfetmek için harika bir telefon.
Cihaz Android'in 4.3 sürümüyle çalışıyor ve pil ömrü de gayet iyi. MicroSD slotu HTC hayranlarının bir süredir hayalini kurduğu bir işlev olarak dikkat çekici. Diğer yandan One Max kardeşi One ile neredeyse aynı. Sadece ekran boyutları farklı. Cebin büyüyen boyutunu değerlendirme yönelik herhangi bir gelişmeye rastlamanız zor. Parmak iz tarayıcısı ise bizce oldukça gereksiz. Apple bu işlevin ne kadar iyi bir biçimde kullanılabildiğini iPhone 5S'te bizlere göstermişti. Ancak HTC One Max'in arka tarafında yer alan sensörü onu kullanmayı fazlasıyla zor kılıyor. Max'in bir başka dezavantajı ise onu tek elle kullanmanın neredeyse imkansız olması. Bu onu sıkça düşürebileceğiniz anlamına geliyor. Sonuç olarak toparlayacak olursak HTC One Max'in HTC One'ın yanına yaklaşmayan bir cep olduğunu söylemeliyiz. Cihazın tek bir amacı var. One'ın görünümünü seven ancak daha büyük bir ekran isteyen kullanıcıların dileklerini yerine getirmek. Hepsi bu.